Efendim, iyi akşamlar. Bu akşam, nasıl söylemeli, çok anlamlı bir film izleyeceğiz. Filmin adı Yazılar Filmatik. Konuğumuz da galiba tam uyuyor, filmi ve romanı yazan Yılmaz Onay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi ben daha evvel söyledim, genç kuşakların bir bölümü o sözcüğü bilmiyor. Oysa benim kuşağım da sinema demek, yabancı dil bakımından üç laf demek. The End. Her filmin sonunda çıkar. Ya da film. Ama her filmde mutlaka Yazılar Filmatik diye çıkar. Bilmeyenler için söyleyelim, bu alt yazı yazılırdı Türkçe. Onu yazan bir şirket vardı, Filmatik diye. Bülent Bey diye anlıyorsam sahibinin de adı. Çok beyefendi de bir adamdı. Bir defa da tanıştım kendisiyle. O firma hala var. Hala var mı? Aman ne? Yılmaz Bey de başında mı işi? Bülent Bey'di. Bülent Bey, pardon. Herhalde. Yani aman iyi, aman iyi. O zaman ona da buradan çok gecikmiş bir selamımızı yolluyor. Şimdi Yılmaz Bey, önce sizden başlayalım. Siz daha çok tiyatro adamı diye tanınıyorsunuz. Bugüne kadar ne yaptınız? Bir anlatın şöyle kısaca. 1955'te başladı benim tiyatro hayatına girişim. Üniversite tiyatrolarında, İstanbul'da üniversitedeyken. Ondan sonra 60'lardan sonra Ankara'da devam etti. Ankara Deneme Sahnesi'nde uzun yıllar. Sonra 70'e doğru profesyonel alana geçtim. Rejisör olarak. Ve o şekilde de devam etti. Şu anda da İstanbul Devlet Tiyatrosu rejisörüyüm. Devlet tiyatrosunuz değil mi? Evet, evet. Evet ama devlet tiyatrosuna girişim yakın zamanda oldu. Yani 5 yıl falan oldu. Bu arada oyunlar da yazdım. Bu arada işte özellikle deneme sahnesinde çalışırken, bu uluslararası festivallerle ilişkilerimiz olduğunda, yani bir anlamda dünya tiyatrosuyla yarışmaya geçtiğimizde, kendi metinlerimizin üzerinde veya malzememizin üzerinde dramaturji çalışması, oyun metinleri çalışması yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla kalemimizin gelişmesi gerekiyordu. Buradan giderek habire oyunları değiştirmek filana girilmez. Madem öyle, otur kendin yaz sorumluluğu başlar. Oradan oyun yaz. Kadro da belli yani. Tabii. Oyun yazma çalışması başladı. Bu arada tabii tiyatro alanında belli davalara giriyoruz. Onun için de kuramsal yazılar, çevirilerle birlikte paralel olarak geldi. Bu yazarlık süreci içinde bu işte filmin konusunu ele aldığında bunun tiyatroyla falan olacak gibi değil. Daha kapsamlı bir konu. Konu sizi sinemaya itiyor yani. Sinema romana itti. Öyle diyeyim ben. Romana itti. Romanda izleyenler de onu görecekler, filmi izleyenler. Romanda bir senaryo meselesi var, yok. Böyle bir süreci var. Romanın bir film üzerine veya bir soru işareti var. Evet. Bir dakika. Çınar Yayınları'ndan yayınlanmış olan. Rıfat Ilgaz'ın kitaplarında basan. Evet. Evet. Tema bu olunca onu roman olarak yazdım. Bu benim ilk romanım. Bundan sonra da roman olarak roman yazmaya devam etmeyi düşünüyorum. Aman yazın, aman yazın. Çünkü tiyatro yazarlığı dolaylı oluyor. Oyunu yazıyorsunuz, okunması süreci çok alışılmış değil. İlla oynanması falan gerekiyor. Ama tabii, romanda doğrudan okurlar. Bir de onda başka mesele de çıkıyor. Yani yönetmen sizin dünyanızda tam algılayamıyor bazen. Bazen kasıtlı sizin tasvip etmediğiniz şey. Bu öyle değil. Yani siz yazıyorsunuz, okuyucu okuyor. Evet. Tabii. Şimdi gelelim biz bu yazılar. Yalnız, tamam. Romandan filmin senaryosunu yine yönetmen arkadaş yaptı. Öyle mi? Yani ben de özellikle Altu Savaşal yaptı. Senaryolaştırmayı Altu Savaşal yaptı. Onu ben de tercih ettim. Çünkü filmi çekecek olan o. Hah, yani o bakımdan daha. Yani öyle bir yeteneği de varsa ki Altu'nun var o yeteneği. Tabii. Ayrıca bu bir TRT yapımı. Ama bir sinema filmi gibi çekildi. Sinema filmi olarak çekildi. Nedir bu filmin konusu nedir? Şeyi bir anlatayım size. Peki. Sinema filmi olarak çekilişinin geldiği bir son nokta var. En son optik kopya için bir küçük ek tahsisat bekleniyor. Yani o tahsisat da verilirse sinemalarda da oynayabilir olacak. İşte yarışmalara, festivallere girebilir olacak.
O nokta bekleniyor. Ben de onu buradan biliyorum. Yani i̇nşallah. Sinema. İnşallah festivallerinde katılsın inşallah. O küçücük ek tahsisatı TRT'nin bir an önce vereceğini umuyorum. Yok, TRT genellikle bu sinema konusuna da kendinin sinema diye yaptığı işlere de gayet olumlu, gayet iyi yaklaşıyor. Yani ben de dışarıdan bir adam. Tabii. Ama yani TRT gayet olumlu yaklaşıyor bu tip konulara. Tabii. Şimdi gelelim bu filmin konusuna. Bu filmin konusu özetlemek biraz zor. Eyvah. Şöyle zor. Yani bir olayı, olay dizisini alıp dümdüz anlatma şeklinde olmadığı için roman, filmde işlenen olaylar dizisinin aynı zamanda irdelenmesi de var. Tartışılması da var. Filmde de o biçimin oturtulması gerekiyordu. Onun için filmde göreceksiniz. Film bir yandan oynanırken bir yandan da reji odasında prodüktörün, yazarın, şeyin tartışmalarıyla birlikte gidiyor. Yani filmin içinde yönetmen falan da var. Evet. Yani bir nevi film içinde film. Evet, evet. Bir de adı da yazılar film açık. Evet. Vallahi gayet ilginç. İnşallah sonunda da çok beğeniyoruz bu filmi. Şimdi bu... Siz izlediniz mi bu filmi? Tabii. Tabii. Nasıl buldunuz? Tabii. Ben sevdim. Tabii roman bir defa çok objektif durumda olamıyorsunuz. Yani romanı yazan kişi olarak romanın hepsini, her yanını filmde arayabilirsiniz. Bu ama her zaman da olmaz zaten. Hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman olmaz evet. Üstelik. O bakımdan filmi film olarak izleyebilmek lazım. Ben o anlamda tabii çok objektif durumda sayılmayabilirim. Buna rağmen hoşuma gitti benim. Ve hem romanda hem filmde de Altun'un da hedefi oydu. Uluslararası bir tema, evrensel bir tema. Şimdi sözünüzü kestim ama galiba bu filmin hikayesi temelde bir kimlik arayışını anlatıyor değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Ve kimlik döndüğü zaman hemen sadece bizim kimlik meselemiz var. Dünyada başka kimsenin yok sanılabiliyor. Böyle bakılabiliyor. Oysa bu filmde çok yönlü olarak yani bütün dünyada da kimi insanların kimlik meselesini kaybedişleri, insanlığa sahip çıkma boşlukta kalışlarıyla birlikte. Onun için zaten figürler içinde izleyince görünecek. Bir Hollandalı kız var. Hollanda'da yetişmiş genç var. Türk evet. Ama ikinci kuşak Türk abi. Evet, evet. Hollanda'da doğmuş. Tabii değilmiş. İkinci kuşak. Ve onlar orada oyunculuk falan yapmışlar ama çok naif bir oyunculukları var. Onu çok sevdim ben. Onun yanında tabii bizim devlet yapısından ünlü oyuncularımız Tamer, Şebnem. Şimdi Tamer, Şebnem deyince siz biliyorsunuz da biz bilmiyoruz. Tamer, Levent, Cevdet, Arıcılar, Şebnem, Tacal arkadaşlarımız var. Eski ödüllü oyuncular. Onlarla bu gençlerin yan yana oyunları da bana bir çok ilginç geldi. Birbirini zenginleştirdi. Zenginleştirdi abi. Birbirini zenginleştirdi ve filmin bu evrensel olma iddiasını pekiştirdi. Evet. Öyle düşünüyorum. Bu arada bu Yılmaz Bey için bizim zamanımız maalesef bitti. Şimdi ne yapalım? Bu film içinde film anlatan, adı bile sinemayı çağrışım yapan yazılar filmatik aktif film. Bir gün izleyelim. İzleyelim efendim. Oldu. Efendim, iyi akşamlar.
probeer je alleen maar te helpen. Je moet wel je best doen. Wat wil je bereiken in je leven? Weet ik veel. Je hebt mij geroepen. En hier ben ik dan. Film buradan mı başlıyor? Evet, öyle görünüyor. Ya öncesi? Delikanlı çocukken ailenin Hollanda'ya gelişi. Tekniker babanın üniversite mezunu anneye karşı kompleksi. Babanın özellikle Hollanda'da baskıcı biri olması. Annenin çaresiz Türkiye'ye geri dönmesi filan filan. Çocuk boşuna mı bu duruma geldi yani? Öncesi yok mu? Evet, vardır herhalde. Bobini biraz başa alır mısın? Bir dakika. Buradan izleyelim. Baba çocuğu arkadan gönderme sözü vermişti belki. Ama o baba bu sözü tutar mı bakalım? Yok baba, nerede? Bir saniye. Burayı da bir görelim. Hollanda'da ilk yıl değil mi? Tabii, bu sahneyi de kullanabiliriz. Hatta bu sahneyi de. Yahu delikanlı hiçbir şey hatırlamıyor. Ya da hatırlamak istemiyor ki. Öyle mi? Romanında aynen öyle yazmış. Öyle mi? Evet, öyle yazmıştım. Kijk, de meeste Turkse jongens proberen hier zo snel mogelijk aan een baan te komen. Maar jij studeert verder. Wat zit dat nou weer op? Wat heb ik met hun te maken? Ja, oké. Je wilt geen ingenieur worden. Dan moet je hard voor studeren. Ik wil dat helemaal niet. Dat is wat mijn vader wil. Dan wil ik graag met je vader spreken. Hij kan niet komen. En je moeder dan? Mijn moeder? Dat is een beetje een lang verhaal. Maar... Laat maar zitten. Dat doet er niet toe. Je vrienden nemen misschien veel tijd in beslag. Je hebt toch veel autochtone vrienden? Hé, wat bedoelt u? Mis je je eigen landgenoten niet? Wat heb ik met hun te maken? Kijk, dat moet je niet zeggen. Ik vind het al een groot succes dat je de MAVO hebt gedaan. Maar volgens mij is het beter als je naar de sociale academie gaat. Je zou heel goed de problemen van Turken kunnen oplossen. Bij een buurthuis. Zelfs Nederlanders kunnen daarin geen werk vinden. Wat? Wat zeg je nou? Ik ben gewoon Nederlander. Wacht! Hé,
Hij is niet wit, hij is niet zwart. Waar voelt deze jongen zich thuis? Het is net een vliegende Hollander. Baba. Baba. Ik heb gedaan. Ik ben klaar met school. Arkadaşlarla birlikteydim. Birden para kalmadığını fark ettim. Rezil oluyordum. Yani şey... Al bakalım. Para bahaneydi. Ik kom alleen het goede nieuws brengen. Jullie mogen me best wel feliciteren hoor. İyi günler. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı günler. Selamünaleyküm hocam. Ve selamünaleyküm muhterem. Geç otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin mühendis bey. Sağ ol yenge. Mühendis olamadık ama iş değilse senin öyle demen bana yeter. Kusura bakma, telaştan seni göremedim. Estağfurullah. Hadi bizim telaşımız belli. Ya senin telaşın niye ki? Hayrola? Niye olacak? Epeydir söylediğimiz çıktı sonunda. Böyle olacağı belliydi. Oğlunu başıboş bıraktı. Bize de el uzatmadı muhterem. Haklı. Ne diyeyim? Hocam sitem etmekte haklı. Ama başını kaşıyacak vakit bulamıyor ki insan. Öyleyse hazır gelmişken muhterem, yüklü bir bağış koparalım senden. Dur hocam dur. Ona da sıra gelir. Bu bağışlar Diyanet'e gidiyor değil mi? Türlü laflar ediyorlar da. Neyse muhterem, sen bizim siyasetimize ısınamadın zaten. Olduğu zaman alırız. Hem sorma. Bizimki para mara bırakmadı bugün. Şimdi alacağım ufak tefeyi ödeyebilirsem şükredeceğim. Okul bitti diye dolu dizgin iş yerine geldi. Neymiş? Eğleneceklermiş. Para. Verdin mi sen de kuzu kuzu? Vermeyip ne yapacaksın hocam? O durumda sıkıntıdan elime ne geldiyse vermişim. Saymayı bile akıl edemedim. Fırlanta gibi çocuktu hocam. Ne oldu, nasıl oldu anlayamadım. Hollandalı zıpırlar makası aldılar bunu. O da onlara uydu. Ne yaptığını bilmiyor. Bilmez tabii. Söylemesi bana düşmez ama çalışmadan para verdin mi... çocuğun da ne yapacağı belli olmaz. Türkiye değil ki burası, tekme tokat dizginleyebilesin. Olmuyor hocam, olmuyor. Tek çocuk. Para versen bir sorun, vermesen başka bir sorun. Dizgin ne söz? Elimizden kayıp gidiyor yavrum. Gidiyor. Aciz kalıyoruz yabanın memleketinde. Estağfurullah muhterem. Bizimkilere bühtan ediyorsun. Bak bizimkiler çizgiden çıkıyorlar mı hiç? Hocam kırıyorsun beni. Bak, seninkiler temel okulu bile bitiremediler. Oysa benimki orta öğrenimi başardı. Şimdi de üniversiteye başlayacak. İyi ya. Hollanda okulunu bitirdi mi Hollandalıyım diye tutturuverir işte. Bizimkiler okul bitirmediler ama dini bütün milliyetine, maneviyatına sahip elimin altında gül gibi çalışıyorlar. Ya işte böyle muhterem. Biraz salam. Jambon. Bir şişe de şarap ver. Elimin altında diyorsun ama hocam, duyduğuma göre senin büyük oğlan da iyi okuyormuş ha. Yok bak estağfurullah, bak onun adını ağzına almayacaktın. Yıktın beni muhterem. Senden beklemezdim bunu. O yok benim için, yok. Öyle bir evladım yok benim. Yavur okulunda okumak için, üstelik ben haçtayken evden kaçan evlat. Benim için yoktur artık. Benimki de mi kaçsın peki? Benimki de mi yok olsun? Hem tek evlat biliyorsun, anasız büyütmüşüm ben onu. Neyse, kusura bakma hocam. Sen halden anlarsın.
Şimdi şu bizim oğlana senin dükkanda bir iş ver. Ötesini unutalım gitsin. Sıkıntıdan ne söylediğimi kulağım duymuyor benim. Bir kusurum olduysa bağışla. Şimdilik verecek işimiz yok görüyorsun. Ama hele bir gelsin gitsin bakalım. Hı? Öyle mi? Hiç çare yok mu? Yok muhterem. Peki öyleyse borcumu ödeyeyim de kaçayım ben. Eyvallah hocam. Selametle. Allah bereket versin. Gücenmedin değil mi muhterem? Bizim iş güvenmek ister anlarsın ya. Yoksa senin için canım feda. Sağ ol. Neren milli senin be ümmetçi herif? Hay senin milliliğine ben. Ben çıraklık için kaç saat dil tutturdum. Bundan sonra da derdiniz canınız para sizin be. Karanlık siyasetçiler sizi. Kaç günahtır size. Hollandalı karılarla yiyecek aldığı jambonu. Aldığı jambonu sormaz domuz mu diye. Karı domuz ister çünkü. Ondan sonra oğul niye böyle oldu? Hay ben böyle okumuşlara. Verdomme, ik wil weg uit het koude kikkerland. Waar wil je heen dan? In Canada. Is Nederland niet goed genoeg voor je? Kom, laten we gaan. Dat kan. In Canada? Waarheen dan? Nergens heen. Naar mijn oma. Is dat dan nergens? Ja. Want ze zitten in een bejaardentehuis. Met mijn tante en mijn oom. Nee, serieus. Ik ga maandag voor 3 dagen naar Duitsland. Oh, leuk. Leuk! Moet je niet met me mee? Oké dan. Oh, te gek. Beloof je het echt? Ja, maar ik moet toch wel even overleggen met mijn vrienden. Ze vanavond uitgaan. Oké. Dan kunnen we daarna tot zonsopgang gaan wandelen. Oké, doei. Hoi. Ne o? Gayet güzel gidiyordu bence. Neden durdurdun? Nereden çıktı bu kız yahu? Üstelik tanımıyoruz da. Yani tek bildiğimiz büyük annesinin huzur evinde olduğu. Biraz daha ayrıntı verebilseydik bari. Ben biliyorum bir şeyler. Belki bobinlerde de vardır. Aman sakın, hiç gerek yok. Hollanda kanadından aldığımız finans Türk göçmen dramı için. Avrupalı bir kızın dramına bizim el atmamızı hiç istemezler. Neyse, olan olmuş. Bari bundan sonra hikayenin içinde kızı eritip yok etmek... Yani çok üstüne varmayalım. İnatçının teki galiba. Tamam. Zaten isteseniz de çıkaramazsınız artık onu filmden. Diyelim ki kızın babası sakat, annesi eroinman ya da tersine. Baba kızına çok düşkün ama alkolik, alkolden ölmüş. Kız, üvey baba ve sevgisiz bir anne yanında. Belki gençten ayrıldıktan sonra eve bile gitmemiş kız. Kızın evi yok yani. Ya da tam tersine son derece normal sıradan bir ailesi olsa ne olur, ne fark eder? Genç bunları düşünecek halde değil. Kız sırf yabancı olduğu için birilerine tepkiyle kendi girmiş gencin hayatına. Aman yabancı lafını duymasın, bir de onunla uğraşmayalım. Bu genç çok gerekli bize. Zaten bakın, birbirlerinin özel hayatını, ailesine ilişkin hiçbir şey sormuyorlar. Yeminliler sanki. Bakın şuna, kızın arkasından merakla baktığı bile pek söylenemez. Ne o kendi evinin önünde utangaç utangaç ne duruyorsun? Gelen geçen ne der sonra? Gir içeri. Kendi evin mi? Kendi evin tabii. Ne demek? Kız arkadaşımdan giremiyorum ama. Bırakmıyorsun. Benim olan hiçbir şeyim yok. Yok, o kadar fazla elbette. Daha yaşın ne, başın ne?
Kız arkadaşınla geleceksin de ben şey mi olacağım yani kendi evimde? Ya ben? Sen daha çocuksun. Bizim ahlakımız müsaade etmez öyle şeylere. Çalış, kazanca geç, ileride kendi evin olsun. O zaman kiminle ne istersen. Demek burası benim evim değil ha? Hayır değil öyleyse, benim evim oldu mu? Bana şaşırtmaca yapacak aklınca. Hadi ya gir ya da çık. Kafamı kızdırma. Elden çıkacak diye korkuyorum. Bir baltaya sap olsun da. Ya. İşten çıkışta hocaya uğradım. Belki bir iş verir, çıraklık falan diye. Ama nerede? Evet. Senden ricam o. Sizinkilerden birinin yanına verelim. Sağ olasın. Tamam. Haber bekleyeceğim senden. Hoşça kal. Bak oğlum, okul nihayet bitti. Hep mühendis olmanı istemiştim ama zor, çok zor. Bu şekilde liseyi bitirmen bile kolay değil. En iyisi bizimkilerden birinin yanında meslek öğrenmen. Bizimkiler dediğin kim baba? Ne demek meslek öğrenmek? Ne işin var benim onlarla? Bugün mentorla konuştum. Seninle de görüşmek istedi. Gelemez dedim. Sosyal akademiyi tavsiye ediyor. Oraya gitmeye karar verdim. Yeter artık, benim dediğim olacak. İtiraz istemiyorum. O kadar. Kom, gaan we naar mij toe. Ja, ik heb geen zin om weer hier de hele nacht rond te hangen. Laten we gaan. Shit, kan niet. We kunnen in ieder geval niet naar mij toe. Waarom niet? Wat is er dan? Mijn vader. Ik ben helemaal vergeten dat mijn vader thuis is. Wat is er erg aan dat je vader thuis is? Wat maakt het uit? We zullen echt niemand storen, hoor. Nee, straks storen zij ons. Ah, ik snap het. Je bedoelt je moeder. Hou je bek over mijn moeder, ja? Hey, je hoeft niet zo tegen mij uit te vallen. Het zou net zo goed met mij overkomen kunnen zijn. Heb je geen gevoel voor humor of zo? Worden buitenlanders altijd zo snel kwaad? En ik ben nou helemaal geen buitenlander, ja? Ja, oké dan. Worden Hollanders dan altijd zo snel kwaad? In Nederland is het heel normaal om meerdere ouders te hebben. En daar worden wij ook nooit zo snel kwaad over. Ik ben niet boos. Ja, natuurlijk stomme Casco. Waar maak je het druk om? Rustig maar. En ik ben nou helemaal geen buitenlander, ja? Oké, worden honden als je dan altijd zo snel. Hey, kijk eens aan. Als papa. Hi. Kom maar hier zitten. Hoe gaat het met je? Ah ja, hi. Goed. Ja. Ah, hey. Dat je hier tegenkomt. Ja, ja. Hi. Dat jullie hier zitten. Ja. Oh, te gek hier, hè? Gezellig hier. Ja, we hebben een klein feestje gemaakt. Ja. Hey, kom op. Opstaan. Wakker worden, hey. Kom op. Allemaal opstaan. Kom op, hey, jij. Opstaan. Hey, kom op. Opstaan.
Hey. Kom. Hadi. Kom. Hocam, benim oğlan kaçtı. Aynen seninki gibi. Evden kaçanı unut muhterem. Söylemiştim sana. O kadar serbest bırakmasaydın bu kadar cesaret edemezdi. Ama olmuş bir kere. Unut gitsin. Hollanda'nın okulunda okuyacağım diye evden kaçanı unut sen muhterem. Okumanı kabul ediyorum. Okuyabilirsin oğlum diye haber iletin. Döner, üzülmeyin. Ne bakıyorsun bana öyle? Ne verdiniz de almadınız ha? Bu nasıl girdi bu kahveye yine? Hadi, hadi. Hazırlan, gidiyoruz. Hadi kızım, sen kahveyi yap. Ne bekliyorsun? Şekeri nasıl olsun diye soracaktım baba. Orta şekerli olsun kızım. İkisi de mi? Siz getirin. Ben kendim de atarım şekerini. Şuna bak. Türk kahvesinin şekeri önden konur oğlum. Cahillik etme. O zaman ben o kahveden içmem. Getirme kızım. Ona kahve getirme. Zıkkım içsin rezil. Hadi kızım koş. Sen oğlumuza Nescafe yap. Gözümün için kırıyorsun genç oğlumuzu. Bırak istediği gibi içsin. Demek okul bitti maşallah. Hayırlı olsun. Bak bizim oğlanı okulu bitirmeden işe verdik. Şimdi usta kursunu almıyorlar. Gece gündüz mesaide. Ötekiler mesai yapmadan aynı parayı alıyorlar. Baba Yiğit vardiyada mı şimdi? Vardiyada ya. İçim yanıyor. Ama ne yaparsın mecburiyet. Şimdi ustam bizimkine de bir iş lazım. Sağ ol. Vardiyalı, geceli, gündüzlü nasıl olursa olsun. Yoksa... Yoksa mı? Yoksa ne? Yoksa sosyale gideceğim ya tutturuyorsun yalan mı? Mesele bu işte ustam. Şunun haline baksana. Bir de kafasına takmış sosyal akademiye gidecekmiş. Kışkırtan da Hollandalı öğretmen. Ne? Başarabilecek mi? İnşallah başarır. Ben daha temel okulu bile bitiremedim. Sen sus kızım. Babayla onun arasındaki işe senle karışıyorsun. Tepsiyi götür bekleme. Ama anne ben de ablam gibi Türkiye'de kalsam iyi olmaz mıydı? Bak o orada ne güzel okuyor. Doktor çıkacak inşallah. Kim? Hangi abla? Bizim büyük kız. İzmir'de dayısının yanında. Tıbbı kazandı. Buraya gelmek istemiyor. Sen de kızı Türkiye'de kendi isteğine bırakıyorsun Arslan. Orada, kendi kafasınca. Zorla hiçbir şey olmaz gözüm. İyi okuyor, okumak da istiyor. Dayısı sahip çıkıyor. Zorla buraya getirip istikbaline mani mi olalım? Gelmiyor ha. Türkiye'de kalacağım diyor. Okumuş olacak ille. Erkeklerden üstün olacak ille. Yok yok, bunun sonu aynen anne. Ne oldu gözüm? Neyin sonu? Bizim kızın Türkiye'de kalıp okumasında ne var ki? Hiç, bize müsaade. Müsaade hadi. Senin gözün. Lakin böyle kalkış olmadı doğrusu. Hayırlısı olsun. Hadi yürü, düş önüme. Peki, git o zaman. Madem istiyorsun, git o okula. Yalnız
Bugüne kadarki gibi. Ne sustu ya? Ne var? Ne sustun be? Ne var? Ne istiyorsun sen? Öbür gün arkadaşlarla Almanya gezisine çıkmak istiyorum. Okumak falan istediğim yok. Arkadaşlar? Hangi arkadaşlar? Kız arkadaş mı? Hollanda. Ne zaman? Öbür gün. Öbür gün ha? Pazartesi yani. Daha sonra değil ha? Evet baba, sözleşmiştik. Daha sonrayı kalamaz. Tabii oğlum git. Gideceksin tabii. Almanya'ya da, okula da, nereye istersen. Bak, burada olmanın nimetleri bunlar. Ben senin için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Sen benim oğlumsun. Türkiye'de kalsaydık. Paran yetecek mi? Yeter. Al şunu. Ne olur ne olmaz. Holländisch, wa? Ja, wir schon, aber mit ihm haben wir erst heute kennengelernt. Er ist ein türkischer Freund, meine Neffin. Alles klar. Ausweis bitte. Was soll das? Warum fragen Sie mich nicht nach meinem Passport? Machen Sie keinen Aufstand, Fräulein. Ausweis. Was? Was soll das? Was? Ich bin Holländer. Sie können doch nicht ohne Grund nach meinem Ausweis fragen. Aussteigen. Komm, mein Junge. Hey, bleib hier. Komm zurück. Ich geh doch nicht sommer weg nach Nederland. Hier. Ich kann gewoon hier bleiben, hoor. Oh. Wo geh je heen, in Godsnaam? Mensch, fahren Sie entweder weiter oder zum Parkplatz. Nee, ich kann ihm nicht sofort. Ich kann ihm nicht sommer wegsturen. Wat doen jullie nou? Jullie laten hem toch niet zomaar achter? Wat is dit nou weer voor onzin? Kom terug, kijk! Hij gaat naar Nederland. Kom terug! Je laat jullie hem zomaar achter. Junge, kannst du mir behilflich sein? Ich möchte zum Kreis mitdemonstrieren. Es hat sich ganz gut entwickelt. Bis jetzt war es immer etwas einseitig. Ich bin immer dabei, außer im letzten Jahr. Du weißt ja, Vergangenheit, Vergangenheit, nur Vergangenheit. Und heute? Du weißt ja, warum wir hier marschieren. Schau mal, mein Junge. Mein Sohn war auch wie du. Er war vielleicht etwas älter, aber er kam vom Lager nicht zurück. Und du? Bist du Holländer? Nein. Ich bin Ausländer. Was heißt denn Ausländer? Schau mal, ich bin auch keine Deutsche. Viele hier hassen die Deutschen. Ich weiß das, aber trotzdem schrecke ich nicht davor zurück, das zu sagen. Warum sollte ich? Ich bin ja nicht hierher gekommen, um Land zu erobern wie die Nazis. Sie waren die echten Fremden, weil sie gekommen waren, um zu besetzen,
zu plündern und zu töten. Sie haben meinen Sohn auch getötet. Ich demonstriere in diesem Alter. Wo sind die Menschen? Wie viele nehmen hier teil? Wie viele denken noch daran? Wie viele hören uns noch? Wie viele haben so einen Widerstand geleistet wie mein Sohn? Nein, ich bin keine Fremde. Und warum solltest du fremd sein? Du studierst. Studieren ist auch eine Art Arbeit. Sag mal, bist du Italiener, Grieche oder Türke? Bist Türke? Na, ja. Das verbirgst du? Ja. Ihr habt vielen Deutschen damals Flucht angeboten. Wie viele Führer gibt es in der Geschichte wie Atatürk? Wenn mein Sohn es auch geschafft hätte, in die Türkei zu flüchten, wäre er jetzt noch lebendig und wäre auch hier. Das weißt du, nicht wahr? Hm. Du weißt es nicht? Nein, ich weiß nicht. Warum wird es nicht gelernt? Du sollst es lernen. Was? Kannst du fremd sein? Du bist ein türkischer Junge, der arbeitet, der studiert. Wir sind keine Ausländer, weil wir mit den Menschen Hand in Hand marschieren. Dein Vater und deine Mutter arbeiten bestimmt. Sie sind ja nicht hierher gekommen, um zu plündern, sondern zum Arbeiten. Deine Eltern wären bestimmt gerne hier mit uns. Meine Mutter? Ja, natürlich. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich komme später noch einmal. Warum? Ich muss jetzt weg. Ich muss jetzt nach meinem... Ja? Sorry. Ne haber kafadar? Ben yabancıyım. Evet, yabancıyız. Ne olmuş? Burada yabancıyız elbet. Çünkü Türk'üz. Emin misin? Neden? Türk oğlumuzdan. Ağzını topla. Ne biçim söz bu? Lütfen baba. Nereden belli? Ne? Türk olduğumuz. Lütfen. Nereden mi? Her şeyimizden. Damarlarında kimin kanının dolaştığında haberin var mı senin? Ne olur sus baba. Sen de bilmiyorsun işte. Bari sus. Senin böyle demek yüzünden beni yabancı ettin işte. O Alman kadın bizi bizden daha iyi biliyor. Ben bilmiyorum. Neden bahsediyorsun sen? Alman kadın da kim oluyor? Seni sınırdan kovanlar Alman değil mi? Sen beni bilerek gönderdin, değil mi? Almanya'ya sokmayacaklarını biliyordum. Kes be! Böyle saçmalayacaksan gönderirim seni geriye. Defol git. Ne halin varsa gör. Nereye? Türkiye'ye. Ananın yanına dön de gör. Rezillik neymiş, yabancılık neymiş gör. Annem mi dedin? O var mıydı? Bir an olsun peşini bırakmadı ki. Al. Al işte adresi orada. Git. Buyur git. Mektubu kendin yazarsın. Tamam mı? Ben yazmam. Bir daha da mesuliyet kabul etmem. Tamam mı? Met mee. Ja? Waarheen? Ver weg. Naar Canada. Nee, naar Turkije. Naar Turkije? Oh ja. Ja, zullen we gaan? Oké. Ja, we gaan binnenkort al. Çok sevindim. Trenle gelmeniz harika. O istedi trenle gelmenizi, değil mi? Evet. Hiç değişmemiş. İstanbul'da garda karşılayacağım. Arkadaşına da sevgiler. Özlemle bekliyoruz annen. Baba. Ne var? Ayrılırken çok küçüktüm. Annemin yüzünü hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Sende fotoğraf falan yok mu? Ya buluşamazsa?
Bunu nasıl tanıyacağım orada? Söylesene bana. O beni tanıyamaz. Ya buluşamazsak? Garda karşılayacak ya, çok kolay. Perondakilerin içinde en gururlu, en kibirli, en havalı duran hatun hangisiyse bil ki annen odur. Kaldı ki o da seni hemen tanır zaten. Gelen yolcular arasında en ukala veledi arasın bulsun yeter. Öyle istemiyor muydu zaten? Yalnız yanındakileri bilemem. Yanındakiler mi? Sefil olma oralarda. Ben çok mu mutluyum sanıyorsunuz? Anoğul mahvettiniz beni. Mahvettiniz beni. Echt zin om naar Turkije te gaan. Ja. Jezus, ik ben er ook nog nooit geweest. Jij wel? Hier, wat is er? Wat? Oh. Nee, maar ik bedoel... Waar moeten we zijn? Dit perron volgens mij. Nee, kom, heer. Kom dan. Ja, maar de trein vertrekt over 5 minuten. Kijken. Ja! Deze is het volgens mij, hoor. Yarım saattir burada dönüp duruyorum. Kom nou. Türkiye'ye gideceğini duyunca koşturdum. Hey, de trein vertrekt. Bir dakika. Yolumuz uzun, yolu kazıda. Evet. Oraya geç. Ne? Evet, direkt so. Bir de ricam olacak senden. Benim kız biliyorsun, İzmir'de doktor. Doktor çıkacak. Tabii. Onun içinde adresi stop var. Stop now, bir dakika, come bir dakika. Now. Bir dakika, dur. Sana zahmet şu emaneti ona ulaştırıver. Baban söyle, benim oğlana ver, o götürür dedi. İyi günler. İyi olun. Merak etmeyin, oğlum. Hadi yolunuz açık olsun. Yalnız değilsin, ne güzel bir sürpriz. Sen yalnız mısın? Hadi. Het is nog ver. Hoe gaan we er eigenlijk heen? Ja, ik kom gaan. Hadi anne. Werkt je moeder eigenlijk? Denk van wel.
Aangezien ze alleen woont, moet ze wel werken. Maar wat voor werk doet ze dan? Waarom vraag je dat allemaal? Sorry hoor, ik was alleen maar nieuwsgierig. Anne, ne iş yapıyorsun? O soruldu ya. Baban söylemedi. Ya da sen merak edip. Bir yayın evinde düzeltmenlik yapıyorum. Ze werkt in een uitgeverij. Is een schoonmaakster? Anne, şey diyor, yani temizlik mi yapıyorsun orada? O sordu ya, senin dediğin oy muydu? Söylesene bana, Hollandaca suç gençlerde değil, nasıl deniyor? Het is niet de schuld van de jongeren. Het is niet de schuld van de jongeren. Haklısın. Tren sahnelerini uzatmaya gerek yok. Aslında anne onca tren yolculuğundan sonra çocukları borç harç para bulup uçakla da getirebilirdi. Hı hı. Saçma. O zaman Ankara'ya da hiç uğramadan Hollanda'dan dosdoğru tatil yerine götürseydi ya. Olur mu? En kritik noktaya geliyoruz. Aslında tren yolculuğu sırasında bütün geçmiş uzaklıkların eriyeceği uzun diyalog, dertleşme sahneleri olmalı. Hı hı. Ama yok. Hollandalı kızın birlikte gelmesi annenin bütün planını alt üst etmişe benzer. Değil. Hı-hı. Hem öyle hem değil. Anne gencin bazı şeyleri daha yakından görmesini, yaşamasını istemiş de olabilir. Ama kız birlikte gelince bütün bunlar çok riskli maceraya dönüşüyor kuşkusuz. Bu macerayı yazmıştım işte. İyi. Kız işin içine bu kadar girmemeliydi aslında. O da istemiyor ama sanki elinde değil. O sorular ağzından kaçtı. O da çok pişman oldu. Ya da insanlarla ilgilenmeye başladığının farkında bile değil. Yine de tren sahneleri gereksiz. Bir dakika. Hiç değilse buradan devam edelim. Basamağı birden mi atlamak istiyorsun? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey de olmayacak. Üzülme. Hadi. Tamam. Straks kunnen ze Engels verstaan. Oh, wauw zeg. Kom. Ja. Hé, hey, niet die kant op. Asjaintjes. Kom mee. Çıkarmayın, çıkarmayın, geçin.
Hadi yüzünüzü yıkayın. Hemen kahvaltıya. Ben işe yetişeceğim. Kusura bakmayın ne olur. Gündüz de isterseniz yapın. Akşam gelişinizi kutlarız, tamam mı? Hı. Biz bir duş yapsak. Hiç uzun sürmez. Sadece 2 dakika. Duşu öğleden sonra yaparsınız. Su kesik çünkü. Hey. Kom. Eerst ontbijten, dan duschen. Kijk. Die lamp. Wist je dat die van niet voor de sier is? Als wanneer de stroom uitvalt, dan gebruiken ze die lamp. Echt waar? Ja. Dus hij doet het echt. Tos. Ik hoop dat vanavond de stroom uitvalt. Dan kunnen we die lamp branden. Hey, zullen we proberen zo'n lamp mee naar Nederland te nemen? Is goed. Wacht maar zelf tot je zelf met een emmertje water en een kommetje zelf aan het wassen bent. Dan weet je het misschien wat te waarderen. Kahvaltı hazır. Hey, you must have read his book. Because there are notes written in it. Is it yours? Do you speak English? Okuduğumu anlıyorum ama konuşamıyorum. Bunu çevirir misin lütfen? Only what you read? Yes, little. It's okay. We will help you. Aldırma. Bitti zaten, sonra anlatırım. Ne bitti? Hiç. Karar vermek için seni bekliyordum. Akşam işten çıkar çıkmaz eve dönmem gerek. Çocuklarla yemeğe... Anne, bize bakma. Bize ne yapacağımız belli olmaz. Peki. Peki, sağ ol. Ama bitince ben sizlerle kalamam, dönerim. Hiç değilse yemeği hazırlayayım. Hı-hı. İş yerimin telefonu. İsterseniz oraya gelip ne yaptığımı yerinde görün. Ama şart değil. Nasıl isterseniz. Tamam mı? Ev sizin. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Hı. Yalnız dikkatli olun. Burası Hollanda tamam. Değil. Merak etme anne. Özellikle burada dikkatli olacağız. Akşam geç de gelseniz sorun değil. Mutlaka kutlayacağız. Belki bir de müjdem olabilir. Senin iş yerine bu kıyafetle gelebilir miyiz? Elbette. İsterseniz mayoyla gelin. Ben sadece soruyorum. Ben hazırlanmalıyım. Abi yaptığın işe bak. Bizim oğlan tam Alman kızla yalnız kaldı. Sen filmi durduruyorsun. Senin kadar hızlı değil. Kız da Alman değil. İster misiniz? Su. Hı? Ne? Su. This is... Su ister misiniz? Yo. Peki abi, iyi günler. Yoğurtçu. Yoğurtçu. Yoğurt ister misiniz? Ne? Yoğurt. Yo. En is het ver genoeg? Ja, het is wel verder in Canada. Bel mijn moeder even. Grappig, als hier een oude vrouw alleen doodgaat, zou het lijken hier nooit langer dan een week blijven liggen. Zou je ze niet eens als toestemming krijgen om dood te gaan? Nee, week. Hier kan men ook geen vreemdeling zijn. Ja. Ah senin bu anan hop balık etmiş de Almanya'dan dönmüş. Ne var Türkiye'de?
Ah benim imkanım olacaktı ki. Olan da. Ama oğlunuz orada ünifesiye... Aman şu sefaletten kurtulaydık Allah kerim. Ona göre her yer Almanya. Hı. Kızım seni Allah gönderdi. Aha şu benim adama Almanya'da bir iş. Yavrustanlara gidip erkeklerle karıştıracaksın değil mi? Haha işte buncağıza bir iş bulsun. Söyle kocam diye şişirmiyorum. Elinden her bir ustalık gelir. Oraya bir kapağı atalım. Hebben es gewoon. Maak ze hier dan geen hoofddoekjes om. Teyze sen niye başörtün yok diye soruyor. Almanya'da bir iş bulsun bana. İstiyorsa 10 tane kara çaput örterim. Madem annen gelmeyecek biz gidelim. Komm wir gaan. Geldiklerinin ilk günü bunları buralarda hiç dolaştırmasaydık. Annenin katılmak zorunda olduğu panelden bize ne? Yalnız bir şey var. Kız galiba adamı denizci babasına benzettiği için garip bir ilgi duydu. Sen babasını nereden tanıyorsun? Denizci mi? Bilmem. Buyurun bakalım. Bizim kara kafalı uçan Hollandalı senin sözünü ikiletmiyor. İşte çıkıyorlar. Nu in Nederland zo. Nederland? Godverdomme, houd toch op over Nederland. Laat me even uitpraten. Oké, okay, wat is er dan? Als nu gewoon in Nederland. Ja, dan zouden we naar de hel lopen of zo, weet ik veel. Ik geef toe, ik ben niet buitenlandje. Jij niet. Wat is er nou? Je bent ook nooit tevreden. Kom, laten we gaan. Söylesene sahi, Hollandalılar kraliçelerini hangi müzikle karşılarlar, bunu biliyor musun? Aman sen söyleme de sakın. Hollanda'dan gelmiştiniz değil mi? Aman bir pot kırmayalım. Bakın bu adam var ya, kimsenin bilmediğini bilir ama içki içmeyi bilmez. Ne var? Ne kötü kötü bakıyorsun? Seninle tanıştırdık, içkiyi kesti adam. Bu yüzden de şimdi kraliçemizi müzikle karşılayamıyoruz. Kral Hazretleri yazık. Yapma be. Bardağın bitmeden üstüne konmasına sinir olurum. Bilmiyor musun? What would you like to drink? Rakı or beer? Yeah. Beer Thank you. Krallar rakı içer bitti. O da bira içer belki. Yo hayır rakı. Güle güle. Hadi iyi akşamlar. Evet, yarın sabah mümkünse. Biliyorum çok erken çıkarız ama ben onları hazırlarım. Eyvallah kalca, bay bay. Müjdeyi verebilirim artık, yarın sabah tatile çıkıyoruz. Arkadaşına çevir ver lütfen. Sabah çok erken kalkacağız. Yolda arabanın arkasında uyursunuz. Sen çok içmişsin. Hadi doğru yatağa.
Abi amma film harcamışlar. Git git bitmiyor. Otoyol belgeseli gibi. Hi. Good morning. Good morning. Are you happy? Yeah, I like okay. It here. I'm gonna swim. Hey! Nou ja, oh. Zeg. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Hiç. Deniz bu saatlerde güzel olur. Sen de kaçırma istersen. Çay daha içer misin? Sağ ol. Daha yeni demlediydin. Öğlen yemeğine sitede misin? İstersen sırtına krem süreyim. Her yerim vıcık vıcık olur. Nou ja, jij zou toch gewend moeten zijn aan de zon. Waarom? Oh, sorry. Geef niet. Demek güneşe de yabancıyım. Nihayet açılacaktı kadıncağız herhalde. Ne oldu ya? Sen karışma. Wat was dat voor een geluid? Muziekje. Leeg? Ja. Oh. Nou, klop op de deur dan. En als ze niet antwoordt?
Ja, het zou erg onbeleefd zijn om zomaar binnen te vallen, maar het moet maar. Bakma ne olur, kalkamıyorum. Mutfağın yerini biliyorsun. Kahvaltıyı sen hazırlar mısın? Tabii. Merak edecek bir şey yok. Biraz dinleneyim geçer. Başım ağrınca hep böyle kötü ağrır benim. Zullen wij het niet bij elkaar maken? Ja, dat is goed. Hey. Oké. Okay. Hier staat wat. En ik ga jou een schort om doen. Is het niet te strak? Sorry. Nou, ik pak een blad en ik ga kijken broodjes. Hier, neem jij dit? Ja. Wat er zo van je. Moet ik even die schort afdoen. Dank je. Hey, de auto. Hey, wat doe je nou? Wacht nou, kom Stop terug. Stop nou. Stop, alsjeblieft, kom terug. Oh, god. Hey, kom, wie is dat nou? Kom, gaan we zwemmen. Hadi çocuklar gidiyoruz. Birkaç kilometre ileride çok ilginç yerler var. Gelmişken bir görün isterseniz. Yani turist olarak değil, o antik kentlere taş yığını olarak bakmazsan binlerce yılı bütün hücrelerinde hissedersin. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bir plan yapalım. Olur. Ne dersiniz? Sorry. Anne. Şu paketi bir kıza verecekmişiz. Babası yolladı. İşte adresi burada.
Annesi babası Hollanda'da. İzmir'de bir yurt. Orası birkaç uzak mı? Birkaç saat sürer. Hem burada bir telefon numarası var. Yarın götürelim mi? Önce bir şu numarayı arayalım da. Göyden edebiliriz değil mi? Hı hı. Hadi gidiyoruz. Oradan telefon edebilirsin. Sen et. Ben ne konuşayım? Hey, sakana dorp du. Ja? Ja. Oh, wat leuk zeg. Tof. Hey, let's go. Peki. Yarın kesin orada değil mi? Tamam. Yetişebilirsek kendisine, aksi halde İzmir'e yurda getiririz. Çok teşekkür ederim. Sabah çok erken hareket edeceğiz. Bir göründün bir kayboldun be yenge. Geçen yıl hep gelirdin. Bizi unuttun mu yoksa ha? Hiç unutur muyum sizi? Bu yıl hep abimizi görüyoruz. Yo, dünyada bırakmam. Bir çayımızı iç bari. Şimdi acelemiz var. Dönüşte ya da yarın öbür gün mutlaka uğrarız. Oo, misafirler de gelmiş. Hoş geldiniz gençler. Buralar çok güzeldir. Beğendiniz mi? Onlar da buyursun. Şimdilik bize müsaade. Başka kimse görmeden kaçalım biz. Hadi hoşça kal. Çayın altına yeni su çekmiştim. Şimdi kaynar. İçmezseniz gücenirim vallahi. Gücenme, gücenme. Sonra görüşürüz. İyi peki, güle güle. Hey, kijk, volkje jou. Waar is dat dan nou? Grappig hoor. Hey. Hou je mond toch. Burayı tarif etmişlerdi. Nerede bulabilirim? Bildiğim kadarıyla yürüyüşü izlemeye gitmişti. Herhalde biraz sonra gelir. Siz biliyor musunuz çocuklar? Ne zaman geleceğini biliyor musunuz? Hadi çocuklar hadi. Kaç hadi. Dur, dur, hadi bakalım dur. Hadi. Dur bakalım dur. Gel buraya ne yapıyorsun? Ya. Gel buraya. Dur bakalım İçme. Dur. Ver şunu. Ver şunu. Bak benim parayla aldığım legal bir dergidir. Yürüyün bakalım hadi. Yürüyün yürüyün yürüyün. Yürü, gel bakayım yürü. Yürü hadi yürü hadi. Yürü. Siz hemen konsere gidin. Şurada çok yakında. Paketi biz veririz. Hoş. Hadi gidin buradan. Çabuk çabuk in bakalım şu arabaya. Hadi. Çabuk. Hadi sen de geç. Geç yere hadi. Tamam gidelim hadi. Ne yaparsak yapalım bu sahne politik bir zorlama olarak değerlendirilecek. Yok hayır. Kızın yüzündeki bu ürküntüde eleştirmenlerin bakışı var zaten. Hatta öyle ki kız neredeyse filmden çıkıp gidecek gibi. Ama gitmiyor işte bu yeter. Adamın gözaltı yılları, işkence altındaki günleri var bunun gerisinde. Ve şimdiki küskünlüğü, bunları kızcağızın bilmesi mümkün değil. Bunları mı yazmıştın? Hayır, şimdi yazdım. Merhaba. Merhaba. Hollanda'dan gelmişler, seni arıyorlar. Hoş geldiniz efendim. Ne oldu? Yürüyüş ne oldu? Nasıl oldu? İyiydi, çok iyi. Hala sürüyor. İhtiyarlar da katılınca kimse karışamadı. Ama ekip otosunun bu tarafa geldiğini görmüşler. Dikkatli olun. anlatın Elin, ne oldu? Hiç yahu, geldiler, hava attılar, gittiler. Avukatlar 2-3 saat sonra getirir bizimkileri gene. Ama yarın burada kalan mahvoldu. Niye? Niye? Anlat. Be, çatlatmayın insanı. O şişko sivil çok kötü yuttu numarayı. En üste koyduğumuz büyük paketi hazine bulmuş gibi kaptı götürdü. Ah. Alttaki dergilere bakmadılar bile ya. Şimdi paketi açınca içinden bir sürü gazete kağıdı, ozarit parçaları falan çıkacak. Aferin, aferin. Olacak gelekin. Bir de oradaki sarışın karikatürcüyü aldılar götürdüler. Ona çok bozulacaklar şimdi. Ola ne yaptı peki? Hiç. Karikatür gibi gitti. Ay çok tatlı herif o ya. Derneğe alalım onu. Girmez ya. İçin öğrenci değil mi? Ay. Ah, kusura bakmayın sizi beklettim. Hemen çay söyleyeyim size. Sağ ol canım yorulma sen. Biz fazla kalmayacağız. Şey için uğramıştık. Bu paketi babanız gönderdi. Siz miydiniz o? Ben postayla gönderirsiniz diye bekliyordum. Çok zahmet oldu buraya kadar. Ne ikram etsem size buyurun lütfen. Hiçbir şey. Burada olanları babamlara hiç anlatmayın olur mu? Yani bir şey demezler de üzülürler belki. Belki merak ederler yazık. Ben sadece biraz yardımcı oluyorum hepsi o kadar.
Derslerim iyi. Bir senem kaldı, bitecek, hiç kaygılanmasınlar. Kız arkadaşınız hiç konuşmuyor. Hollandalı herhalde. Onunla da hiç ilgilenemedik, kusura bakmasın. Siz Türksünüz. Hollanda'da olsanız da burada olup bitenleri iyi bilirsiniz. Ama... Arkadaşınızı anlatın. İyi olur. Ama yok, babamla... Hayır, ben yabancıyım. Biz kalmadık. Uğrayacağımız başka yerlerde. Üzülmeyin ne olur. Bize bir şey olmaz. Gözdağı veriyorlar sadece. Siz bilmezsiniz. Tamam. Tamam. Daha az karışacağız. Söz size. Bir sıkıntım olursa mutlaka ararım. Sizi bulurum. Söz verin. İnanın bana. Hoş geldiniz. Ne zamandır görünmüyordunuz. Sen de antik oldun galiba. Sanki buranın bir parçası gibisin. Yüzlerce yıl sonra gelenleri de sen karşılayacaksın herhalde hiç değişmeden. Kıyıdan çok mu uzaklaştık? Hayır, deniz 20-25 kilometre ileride. Ha. Bak şu tarafta. Tiyatro, insanlar denizin serinliğini alabilsin diye böyle konumlandırılmış. Ünlü Zeus sunağının gerçek yeri işte burası. Hani Verlin'de saksıdaymış gibi sergiliyorlar ya, görmüşsünüz. Je bedoelt Berlijn. Ben de, beni gör. İstedim dat Pergamon zijn. Troje'yi bir görseniz, kuzeyde. Troje, zei je? Waar ligt het? In het noorden. Gaan we er ook heen? Laten we erheen gaan. O söylediğin eski kantları da görecek miyiz diye soruyor. Troje'yi mi? İstiyor musunuz? Yarın öbür gün bir ara gidebiliriz. Düşünsenize, 7 kat bir tarih. O da bilineni. Kentin kalıntısı katlar halinde. Ancak son kat, 7. kat kazılabildi. Onun altında daha 6 kat var bilinen. Düşünürken bile heyecanlanıyor insan. Şimdi Hollanda'da olsak, güneş ufukta asılı kalır, bir türlü batmazdı. Yani bugün bile gidebilirdik. Zon zou nooit ondergaan. Ze wilt vanzelf vandaag nog kunnen gaan. Hij toch op over Nederland. Hollanda'yı hatırlamak istemiyorum. Haklı. Ege onun ülkesi gibi kuzeyde olsaydı, o katların üstüne soğuk bir kuzey örtüsü çekildi mi, ne tuhaf bir 8. kat olurdu. Ne çok konuştum ben. Anne, bir şey soracağım. Bir yaşlı Alman kanla barış yürüyüşünde kol kola girdik. O söylemişti, sen nasıl yabancı olabilirsin? Onun oğlu Türkiye sığınabilseymiş, yaşıyor olabilirmiş. Bir sürü Alman böyle kurtarabilmiş. Sen biliyor musun? Elbette biliyorum, doğru söylemiş kadıncağız. Senin bileceğin ünlüler de var aralarında. Besteci Paul Hindemith, Bella Bartok. Konu bu değildi herhalde, anlıyorum. Ama istersen hemen buracıkta değil de gece veya yarın şöyle uzun uzun... Hayır. Ne? Konu buydu. Yalnızca buydu. Nasıl yani? İhtiyar bir Alman kalınla o kadar uzakta yaşıyorsunuz. Yine de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Benim sorduğum oydu. Bize sığınan Almanlar. İstersen tam listesini çıkarıp vereyim sana. Ama kimin işine yarayacak anlamadım ki. Benim. Ernst Reuter. Karlı. Profesör Hirsch, Profesör Ren. Bizim yaşlı bir ahbabı ziyaret etmemize bozulmazsınız değil mi? Yok. Siz şimdi bizimle gelip evi görün, sonra istediğiniz zaman dönersiniz. Çok da geç kalmayın tabii. Hı. Benim eski hocama gidiyoruz fakülteden. Hey!
Ya, Çin Çin. Kom. Multatuli, Pelemenk. Pelemenk'tin değil mi hanım kızım? Evet, Hollanda'dan geldiler. Oradan aklıma geldi. Multatuli'yi çevirelim. Senin yayın evi için sürpriz bir teklif. Çok hoşlanacaklar. Kitabı bu hanım kızım bulup gönderebilir bize. Yanılmıyorsam arkadaşın İngilizce biliyordu değil mi? Evet, evet. I think of your English can speak. You know him. He is a famous classic of yours. An anti-colonialist writer. Yes, I do speak English. But I do not know the writer you mentioned. And I'm not very interested either. Sorry. Edward Dove Staker. Romanı Max Heller. Mektupları Minne Brieven. Asıl önemlisi Edie. Tamam işte. Onda kaynak var demek ki. Yayın evi ve yayın tarihini alın. Bulmamız kolay olur. Çok teşekkür ederiz. Bizim kalkmamız gerekiyor. Siz bilirsiniz. Ha. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Good night. Good night. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kahveciye sözümüzü unutmayalım. Yarın akşam köydeyiz. How do you know about that? Multatuli. Yeah, I remember hearing that name at school, but how do you know all about him? He knows everything. Anne. Efendim. Anne. Biliyor musun? Sen haklıymışsın. Artık Türkçe düşünüyorum. Kafamda çeviriyi yapmaya gerek kalmıyor. Yalnız bu yüzden Hollandacıyı unutur muyum acaba? Unutmak istemiyor musun? Asla. Oraya döneceğim ben. Yani Hollandalılık, yabancılık meselesi değil bu artık. Onlar geçti. Ama evet. Hollanda'yı da kaybetmek istemem. Elbette, yalnız koş arkasında. Tamam. Hey. Merhaba. Yenge nerede? Onu neden getirmediniz? Sahi niye almıyorsun onu? Ne zaman evleneceksiniz? Düğününüzü burada yapalım. Böyle dilsiz adamı ne yapsın o güzel gelin? Kızımın keyfini kaçırdınız. Gel biraz dinlen sen de. Kaçma. Biz bizeyiz işte. Çekinecek ne var? Siz de söylesenize. Oh, nice. Çok güzel. Mag ik? Can I? Do I look like them? I don't know. Do I look like my sisters in Holland? How about her? No. It's a gift for you. Al senin. Bütün köyün armağanı. Gel kız, hadi yardım et bana. Gidelim buradan, hadi. Yabancılık çekiyor. Ne yapsın bir çare, yazık. Uzak köyden gelin geldi. Kocası da gurbette işte. Ne yaptığını bilmiyor ki. Nasıl? Bu akşam ikimiz de konuşuyoruz, delikanlı. Hadi koş, çayı al gel.
Onu en iyi sen anlarsın. O da en çok seni bekler. Buyur. Şöyle. Al sağ ol. O kentin altında 7 kat var demiştin çocuklara, değil mi? 7 kat. Ne güzel. O da bilineni. İşte o 7 kat kültür. 7 tane işlemeli yazma oldu burada. Evet bey. Gidelim. Hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Merhaba. Size bir şey sorabilir miyim? Niçin bu kadar çok konuştuğumu soracaksın, değil mi? Yok, hayır. Tam tersi. Gülme gülme, şaka değil. İçimden o kadar çok konuşurum ki ben. Ben de. Sahi mi? Gel. Hadi. Fish is very expensive. Did you know that? Huh? Pardon? It's a very famous idiom in your language. It's from an old, but not an outdated play of yours. It's about bad boys. And young people dying at sea. What a nice expression, isn't it? Perhaps I can find the English equivalent. What? I don't know. I really don't know. Why do I know? Isn't it stupid? You see, I'm such a stupid man. I know everything about the sea, about the fish. The boss, the fishing man. Yet, I know what to do. I even couldn't remember the playwright. I tried my best, but couldn't remember. If someone is holding a rod without expecting the fish, what is he good for? And why? If he's also drinking. He drinks, and he talks a lot. I like the way you speak, but why is it all about us? In that case, I suppose I could talk for 2 years nonstop. When you go back, you'll tell your father nicely that you have seen a strange country. And met a strange man there. Tell him that he even knew a lot of about your country. But he didn't know anything about happiness. Stop. Now I remember. My lead is also yours. I also remember who wrote it. Hermann Gorka. Is it wrong? A new spring.
A new voice, a young one. Something like that. No, don't tell us about us. I don't know that us. I don't want to know either. Please. Çok konuştum yine. Ya bana bakmayın siz, beni dinlemeyin. Siz de konuşun. Hadi. Hadi susmayın, konuşun. Bir şey söyleyeyim. Zaten dünya susuyor. Ve dünya sağır. Niçin üzüldü bu küçük? Gündüzlerinden nefret ederim bu kumsal. Kirlilik yumağı. Oysa gece, şimdi, yani şu güzel gecede yalnızca biz varız. Yalnızca bizim müziğimiz var. Ve ben bütün güzellikleri ezbere biliyorum. Yok, biliyorum diye kızma bana, biliyorum. O Alman kadını da biliyorum. Çünkü onun oğluyla ölmüştü. Ölümü biliyorum. Bazı ölümler güzel. Olmaz olsun. Ama onlar, o Alman anneyle oğlu beni biliyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Çünkü ben şiir yazamıyorum. Yazamıyorum Allah kahretsin. Yazdıklarımı da kimse bilmiyor. Ben May şiirini biliyorum. Hı? Ama benim şiirlerimi kimse, hiç kimse bilmiyor. Hı? Neden? Hı? Çünkü dilimi kimse bilmiyor, hiç kimse. Yok, ben yıkılmam. Ben yıkılmam. Çünkü dünyayı içime çektim ben. Yıkılmam. Çünkü 7 kat kültürü içime çektim ben. O da bilineni. Ben yıkılmam. Ben yıkılmam. Çünkü ellerim omuzlarımızda. Tamam. Anne koş. Ne? Koşsana, gidiyor. Koşayım mı? Koşsana, arabaya gidiyor. Koş lütfen. Fout dat de stand diep genoeg was. Diep genoeg om ons op te dekken en op te stokken. 7 laag. Zo hier. Ja. Wat? Volgens mij weet die vriend van je moeder hoe je moet praten, maar ook hoe je niet moet praten. Oh, oelala. Evlenecektik zaten. Ne var yani bunda? Hadi içeri girin. İyi günlere. Siz Hollanda'ya gelseniz, oraya yerleşin. Tatilimizi de burada yaparız. Yok, öyle gelemeyiz. Niye olmasın? Çok kolay. Çok kolay iş bulursunuz. İkiniz de. Sizin gibiler orada çok az. Ama burada çok. Anlamadım. Bak oğlum, temelli yerleşemeyiz. Ama sen orada kalacaksan seni yalnız bırakmayız. Gene birlikte sayılırız. Sık sık gelmenin yollarını ararız. Baban ne der? Bilmem ki. Herhalde sevinir. Öyle mi dersin? Belki. Hem sen de yalnız tatillerde değil, başka fırsatlarda da buraya gelirsin. Anladım. Galiba anladım. What are your plans for the future? I want to study the history of philosophy. I've discussed this with my mother. With my father too. But they want me to become a
computer engineer. Even if I want to be a sailor again, it's me, of course, who will decide. Every opportunity has been provided for me. I have the responsibility, so I study music. I never thought of this before. Ben kesinlikle sosyal akademiye gideceğim. Benim kararım o. Zaten fazla şansım yok. Çünkü ben... Verblijfsvergunning. Paspoort. Heeft u die? Ik ben geen buitenlander hoor. Dan wil ik uw paspoort zien. Waarom? Je bent toch een buitenlander? Ik ben geen buitenlander. Ik ben Turk. Loopt u alstublieft door. Waarom vraagt u niet om mijn paspoort? Hier. Wat dan, hè? Wat dan? Het is wat duur betaald. En... Nul Tatuli? Heeft u daar wat van gehoord? Wat? Wat bedoel je? Wel eens van mijn lid gehoord? Volgens mij bent u hier de buitenlander. Kom.